Çok teşekkür ediyorum Sergey. Değerli basın mensupları, Dışişleri Bakanı olarak Rusya'ya yaptığım ilk ziyarette değerli mevkidaşım Sergey Lavrov'la bir araya gelmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle konuşmamın başında özellikle deprem sonrasında Rus dostlarımızın gösterdiği dayanışma ve ayrıca ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadele amacıyla gönderdikleri iki yangın söndürme uçağı için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi Rusya ile ilişkilerimizin köklü bir geçmişi var. Bölgede birbirini en iyi tanıyan iki ülkeyiz. İkili ve bölgesel meselelerde daima temas halindeyiz. Yaptığımız görüşmelerde ortak gündemimizi etraflıca ele alıyoruz. Diyalogumuz bölgemiz ve mücafir coğrafyamız açısından da oldukça kritik önem taşımakta. Samimiyete dayanan güçlü iletişim kanallarımız mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasındaki dostluk ve güven duygusu ilişkilerimizin istikametini belirlemekte kritik rol oynuyor. Bugün de gerek ikili gerekse bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk. Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Girişimin hem küresel gıda güvenliği hem de Karadeniz bölgesinin istikrarı açısından kritik rolünü vurguladık. Girişimin canlandırılmasının her iki alanda istikrarı geri getireceğine olan inancımızı tekrar ettim. Rusya'nın kendi tahıl ve gübresinin kesintisiz ihracına ilişkin talepleri var. Bunların karşılanmasının önemini de teyit ettik. Ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla Birleşmiş Milletler'in yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılması için uygun bir zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Savaşın gidişatı da gündemimizde önemli bir yer tuttu. 1,5 yıldır devam eden savaşın etkileri katlanarak büyüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi savaşın kazananı adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu nedenle bu çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi hedefinden hiç vazgeçmedik. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Bu beklentilerimizi Sayın Lavrov'la olan görüşmelerimizde ineledim. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu da teyit ettim. Daha önce taraflar arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmıştık. Gerekli şartlar oluştuğunda kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü sürdürmeye devam ettiğimizi söyledim. Geçen hafta ziyaret ettiğim Kiev'deki temaslarımda da benzer mesajları paylaşmıştım. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin yakında Soçi'de bir araya gelecekler. Bu görüşmede liderlerimiz ikili ve bölgesel gündemimizde bekleyen konuları etraflıca değerlendirecekler. Bugünkü ziyaretimde liderlerimiz arasındaki görüşmeye bir hazırlık niteliğindeydi. Sayın Lavrov'la ekonomiden enerjiye, turizmden konsolosluk ilişkilerimizin geneline varana kadar genel bir değerlendirme yaptık. Kırım Tatar Türklerinin durumunu da gündeme getirdik. Ülkemizin ulusal ve uluslararası yükümlülükleri dahilinde işbirliğimizi ilerletmek için neler yapabileceğimizi ele aldık. Terörle mücadelede iki ülkenin birlikte çalışmasının önemini vurguladık. Ayrıca Sayın Lavrov'la bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde de durma fırsatımız oldu. Ülkelerimiz açısından önem taşıyan, kendisinin de konuşmasında beyan ettiği özellikle Suriye, Orta Asya, Afrika, Kafkasya ve bu coğrafyalardaki gelişmelere dair perspektiflerimizi karşılaştırdık. Önümüzdeki dönemde de Sayın Lavrov'la istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın Savunma Bakanı Sayın Şoygu'yla bir görüşmem olacak. Ve son olarak Sayın Lavrov'a bizleri Moskova'da ağırladığı için bir kez daha teşekkür ediyorum.